Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 23-25. Ayetleri değerlendireceğiz. Burada ana baba hakları ile alakalı Allahu Teala bir takım hatırlatmalarda bulunuyor. Şöyle ki: Ve gada rabbuke, Rabbin şöyle hükmetti. Ella ta'budu illa iyye. Sadece ve sadece ona ibadet edin. Ve bil valideyni ihsana, ve anne babaya da iyilik yapın. Burada dikkatimizi çeken, müfessirlerin de dikkatini çeken, kitaplarında nazara verdikleri önemli bir şey var. Allahu Teala önce kendine ibadeti nazara veriyor. Sadece bana ibadet edin. Hemen ikinci mertebede de anne babaya iyiliği emrediyor. Demek ki hukukullah tabir edilen Cenab-ı Hakk'ın bizler üzerinde hakları var. O bizim Rabbimiz, yaratıcımız ve ona göre bir hukuk tereddüt ediyor. Bizden istedikleri var ve hemen ardından dünyaya gelmemize vesile olan anne babanın hakları zikrediliyor. Başkalarının da üzerimizde elbette hakları var ama anne baba hakkı Allah hakkından hemen sonra ayette ifade edilmiş. Gerçekten şöyle dünyaya baktığımızda anne babaların günümüzde pek çok sıkıntılarla da baş başa kaldıkları, evlatları tarafından iyi muameleye tabi olmadıkları görülebiliyor. İslam coğrafyasında bile bunlar görüldükten sonra dini terbiyeden tümüyle uzak olan yerlerde ana baba haklarının daha da ihlal edildiği ortadadır. İşte onlara nasıl muamele etmek gerekir? Allahu Teala bunun da dersini bize veriyor. Ve şöyle bildiriyor: İmma yebluganna indekel kibar ehaduhuma ev kilahuma. Onlardan biri veya her ikisi yaşlı halinde senin yanında bulunacak olurlarsa fela tegul lehuma üf, onlara öf bile demem. Ve la tenherhuma, onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen kerime, ve onlara hoş söz söyle. Yani güzel, tatlı söz söyle. Vahfid lehuma cenahaz zulli minar rahme, ve onlara şefkat kanatlarını ger. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira, ve onlara şöyle dua et: Ya Rabbi, küçükken onlar beni terbiye ettikleri gibi şu yaşlı hallerinde onları merhametine mazhar kıl. Rabbukum alemu bima fi nufusikum, Rabbiniz nefislerinizde olanı, içlerinizde taşımış olduğunuz şeyleri en iyi bilendir. İn tekunu salihine, eğer salihlerden olursanız, fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ, Allah kendisine yönelen, tövbe eden kimseler için gerçekten bağışlayıcıdır, affedicidir. Burada anne baba hakları ile alakalı 5 mertebe nazara veriliyor ve onlara muamelede bunlar bir ölçü olarak bize bildiriliyor. Onlardan biri veya her ikisi yaşlı halinde senin yanında bulunurlarsa, bunlardan birincisi onlara öf bile demem. Yani burada öf biraz bir serzenişi ifade eder. En ufak bir serzenişte bulunmam. Ve ve la tenherhuma, ikinci olarak onları azarlama. Üçüncü olarak da onlara hoş söz söyle, tatlı söz söyle. Onlara şefkat kanatlarını ger ve onlara şöyle dua et: Ya Rabbi, küçükken onlar beni terbiye ettikleri gibi sen de şu yaşlı hallerinde onları rahmetine mazhar kıl. Demek ki evlat bunlara dikkat edecek ve buna göre anne babasının hukukunu gözetecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tanesi soruyor. Ya Resulallah, diyor, en fazla benim üzerimde hakkı olan kimdir? Kime iyilik yapmam gerekir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, annen, diyor. Peki, diyor, daha sonra kim? Yine annen, diyor. Üçüncüyü soruyor, yine annen. Ardından dördüncü de baban, diyor. Demek ki anne baba içinde özellikle annenin çocuk üzerindeki hakkı çok daha fazla. 9 ay karnında taşıyor, 2 yıl emziriyor. Çocukluğun zahmetini genelde anne üstleniyor. Uykularını feda ediyor, rahatını feda ediyor ve evladı için her türlü fedakarlığı yapıyor.
Babaların da elbette onların da büyük görevleri var, büyük fedakarlıkları var. Böyle olunca gerçekten de anne babanın evlat üzerinde pek çok hakları meydana geliyor. Anne baba velev müşrik de olsa, velev iman etmemiş, şirk içinde olan, devamlı günahlar içinde olan kimseler bile olsa, evladın anne babasına yine de iyi muamelede bulunması Kur'an-ı Kerim'de bize bildiriliyor. Lokman suresinde anlatılırken, eğer diyor onlar hakkında bilgin olmayan kötü bir şeye seni sevk etmek isterlerse onlara itaat etme. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ama dünyada onlara maruf bir şekilde muamelede bulun. Yani demek ki anne babanın haksız istekleri dahi olsa anne babaya karşı gelinmeyecek. Evet, o haksız istekleri yerine getirilmeyecek ama yine onlara nazik muamele devam ettirilecek. Velev onlar kafir de olsa, velev müşrik de olsa yine onlara dünyevi muamele noktasında güzel muamele edilecek. Ve onlara öf bile demem, bu bir serzenişi ifade eder. Yani aman artık bıktım sizden gibi bunu ima edecek en ufak bir harekette bulunma. Anne baba küçükken çocuklarıyla ilgilendiler ve kendi rahatlarını terk edip çocuklarını büyüttüler, yetiştirdiler. Ama daha sonra devran dönüyor. Anne baba yaşlı hale geliyor ve yaşlı hale gelen insanlar adeta bir çocuk gibi bakıma muhtaç duruma da gelebiliyorlar. Ve belki çocuktan daha nazlı gibi adeta dünyaları çok hassas olabiliyor. En ufak bir sözden kırılabiliyorlar. Ve ters bir bakıştan rahatsızlık duyabiliyorlar. Ve ufak bir tavır, nahoşluğu bildiren, memnuniyetsizliği bildiren bir tavır onların hassas kalbini fevkalade rencide edebiliyor. İşte evlat bu gibi muamelelerde bulunmayacak. Daima mütebessim olacak onlara ve onların gönüllerini hoşnut etmeye çalışacak. Ve onları azarlama. Olabilir. Yani nasıl ki çocuklukta insan diyelim yemek yerken döküyordu, aynı insan yaşlandığında döker. Ama bundan dolayı kırıcı söz söylemek uygun değil. Nasıl ki şu anda anne baba durumunda olanlar çocukları döktüğünde, küçükler döker, normaldir. Bunu normal karşılıyorlar. Yaşlılık döneminde de diyelim insanın eli titrer ve titremenin neticesinde yemek yerken dökebilir. Bu durumda bir zamanlar kendisi döken o insanın anne babası o duruma gelmişse onları rencide edecek, onları böyle azarlayacak bir ifadede bulunması son derece bir nankörlüktür ve aslını unutmaktır. Bir zamanlar kendisi de öyleydi ve ömrü varsa, ileride yaşlı hale gelirse o da öyle olacak. Yani bu durum böyle. Dünya hayatının kuralları böyle. Allah-u Teala sistemi böyle kurmuş. İnsan önce çok zayıf olarak dünyaya geliyor. Derken zamanla güçleniyor. Bir delikanlılık dönemi, genç kızlık dönemini yaşıyor. Artık o zaman kendini her şeye kadir gibi adeta görüyor. Çok güçlü, kuvvetli görüyor. Ama o kuvvet döneminden sonra tekrar bir zaaf dönemi, bir ihtiyarlık dönemi başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyarlığın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bir kısım şeylerden Allah'a sığınırken, ya Rabbi ihtiyarlığın erzelil ömür durumundan, yani insanı o perişan eden, insanı bakıma muhtaç hale getiren o durumdan sana sığınırım diyor. Ve Allah-u Teala Peygamberimizin duasını kabul ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında ihtiyarlığın zahmetlerini görmeden bu dünyadan dar-ı bekaya irtihal ediyor. Ama yaşlılık da bir realitedir. Ve artık toplumumuzda tıbbın da belki gelişmesiyle yaşlılık oranı gittikçe artmaktadır. Şu anda Avrupa ülkelerinde yaşlılık oranı bize göre daha fazladır. Ve orada insanlar artık 60'ından 70'inden sonra hatta 80'ine kadar ömürleri uzayabilmekte. Ve toplumda yaşlı bir kesim de bu şekilde gittikçe artmakta. Oradaki insanlar, batı toplumları için kastediyorum, batı toplumlarındaki insanlar
çocuklarıyla çok da fazla ilgilenmemişler. Ve batıya gidenler bilirler. Genelde insanlar çocuklarıyla meşgul olmak yerine köpeklerle meşgul olmayı tercih ediyor. Böyle olunca da o insanlar yaşlı hale geldiğinde çocukları bunlarla ilgilenmiyor. Ve ya bir bakım evine bunlar bırakılıyor veya yaşlıların bulunduğu bazı evler var. Oralarda kendi hallerinde ömürlerini geçiriyorlar. Ve mesela Osmanlı toplumunda Darül Aceze vardır. Yani günümüzde huzurevi denilen yerler. Darül Aceze aslında bakacak kimsesi olmayan yaşlı insanların bırakıldığı yerdir. Ve Osmanlı toplumunda aile küçük çekirdek aile olmaktan ziyade daha büyüktür. Ve anne baba da o ailenin fertleri arasındadır. Ve ona göre bir yapılanma olmuştur. Ve anne babanın normalde en iyi bakım göreceği, en iyi muamele göreceği yer kendi çocuklarının evi olmalıdır. Ama diyelim bakacak kimsesi yok. Bu durumda olan kimseler için devlet Darül Aceze'yi, günümüzdeki ifadeyle huzur evlerini de açmıştır. Günümüzde huzur evleri dünyanın her tarafında var. Ülkemizde de var. Gerçekten bakıma muhtaç olan yaşlı insanlar burada bulunabilirler, bulunuyorlar. Bu normal. Ama oğlu veya kızı imkanları olduğu halde anne babasını buraya göndermesi, bunlar uygun şeyler değil. Ve anne babanın gerçek huzuru huzur evinde değil, doğrudan doğruya çocuklarıyla beraber olmakta. Bu da imtihanın bir parçası. Allah-u Teala bizi bu noktada da imtihan ediyor. Gerçekten etrafımıza bakacak olursak nice şu anda yaşlı durumda olan insanın onlara bakacak evladı da olmasına rağmen anne babalarıyla ilgilenmediğini görmekteyiz. Halbuki anne babalarıyla güzel bir şekilde ilgilenseler anne babalarının dualarını alacaklar ve anne babanın duası gerçekten evlat üzerinde son derece etkili. Ve bir babanın evladına olan duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Anne babanın duaları geçerli olduğu gibi bedduaları da geçerlidir. Anne baba eğer evladına beddua edecek olursa Allah belanı versin şeklinde veya başka ifadelerle bu söz boşa gitmez. Ve bu söz mutlaka nazara alınır ve bunun neticesinde onun evladı bir şekilde bir yerden bunun karşılığını görürler. İşte anne baba o evin bereket direğidir. Anne baba o evin bereket vesilesidir. Böyle olunca evladın da bunu bilmesi ve onların o ahir ömürlerinde rahat etmeleri için her türlü fedakarlığı göze almaları gerekiyor. Canla başla bunu yapmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda bir şükran borcudur. Küçükken anne baba onları eğitmişti. Anne baba onlarla ilgilenmişti. Artık devran dönmüştür. Bu defa evlat anne babayla ilgilenecek ve elinden geleni yapacaktır. Bir dediklerini iki etmemeye gayret gösterecektir. İşte ayet-i kerime onları azarlama diyor. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا ve onlara güzel söz söyle. Yani bir insanın maddi imkanı o kadar olmayabilir. Ama güzel sözüyle, tatlı sözüyle anne babasının gönlünü hoş edebilir. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَ onlara şefkat kanatlarını ger. Yani nasıl ki mesela kuşlarda görüyoruz, kanatlarını yavruların üzerine geriyor, onları himaye ediyor. Yani sen de onlara şefkat kanatlarını ger. Anne babanı himaye et. Ve onlara şöyle dua et. Ya Rabbi küçükken onlar beni terbiye ettikleri gibi sen de şu yaşlı hallerinde onlara merhamet et. Bir insan yaşlı hale geldiğinde duası daha da makbul oluyormuş. Ve 60-70 yaşında bir insan ellerini kaldırıp dergah-ı ilahiye dua ettiğinde, iltica ettiğinde Allah-u Teala onu eli boş göndermekten haya ediyormuş. Dolayısıyla anne baba özellikle evlatları için dua ettiklerinde evladının önü açılacaktır. Ve herkes az çok çevresine dikkat etse bunu görebilir. Anne babasından dua alan insanlar başarılıdırlar ama beddua alanlar
şöyle veya böyle bir takım sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. Rabbukum alemu bima fi nufusikum. Allah nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Bu da gerçekten insanın kendini muhasebe etmesi noktasında, kendini kontrol etmesi noktasında önemli bir şey. Mesela diyelim bir evlat, annesi veya babası, biri veya her ikisi yanında, yaşlılıklarından dolayı yanında, Allah korusun içinden böyle bir an önce dünyadan gitseler de gibi öyle düşünceler içinden geçecek olursa, işte Allah içinizden geçeni en iyi bilendir diyor. Diyelim muamelesi güzel ama niyeti o kadar halis değil. Niyetinde problemler var. Kendini düzeltmesi gerekir. Ve iman edenler açısından bu ince bir nokta, önemli bir nokta. İnsan kalbine dikkat etmesi gerekiyor. Kalbin de kendine göre fiilleri vardır. Yani nasıl ki göz görüyor, el tutuyor, kulak işitiyor, kalbin de bir hale memnun olmak, razı olmak, kabul etmek, reddetmek gibi kalbin de bir takım fiilleri var. Kalbe gelen vesveselerden dolayı sorumlu değiliz. Yani bir insanın kalbine şeytandan bir takım vesveseler gelebilir. Şeytan ona diyebilir ki, annen baban sana şu anda yük oluyorlar. Sen başka işlerinden geri kalıyorsun. İşte bir an önce gitseler iyi olur gibi şeytandan bir vesvese gelebilir. Kalbinde bunu duyması, bunu kabul etmesi demek değildir. Kalbine böyle bir şey geldiğinde estağfurullah dese, aman ya Rabbi sana sığınırım böyle şeylerden dese, bunun sadece bir vesvese olduğu ortadadır ve bu vesveseden zarar görmeden kurtulmuş olur. Ama şeytandan gelen bu telkinleri aynen kabul ettiğinde, Allah korusun, o insan çok büyük bir vebal altındadır. Kendi dünyaya gelmesine vesile olanların şu dünyadan gitmelerini arzu etmek insanlıkla bağdaşmayan bir durumdur. İn tekunu salihine, eğer siz salihler olursanız, fe innehu kana lil evvabina gafura, Allah kendine yönelen, ciddi bir şekilde yönelen, tövbe eden kimseler için bağışlayıcıdır, mağfiret edicidir. Cenab-ı Hak hem evlat olarak hem de anne baba olarak görevlerimizi yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.